Gez dostumdan herkese merhaba, sevgiler, saygılar, gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Güzelliklere dair ne varsa tüm güzellikler sizinle olsun. Burası Ani, Kars Ani'deyiz. Görüyorsunuz bayrağımız dalgalanıyor. Karşı taraf Ermenistan, Ermenistan sınırındayız. Yani burada her şey çok güzel. Ani antik kentini gezeceğiz. Haydi size iyi seyirler. Ani'nin tarih kokan antik kentini beraberce gezelim. Ani antik kenti Kars ilinin güneydoğusunda Arpaçay ilçesinin Arpaçay boyunda yani Arpaçay nehrinin kenarında bulunan ören yeri 961 ve 1045 yılları arasında Pakraduni hanedanlığından Ermeni hükümdarlarının başkentliğini yapmış bir şehirdir. Ani antik kenti 11. ve 12. yüzyıllara ait bazı İslam mimarisi eserlerini barındırır. 2016 yılında dünya mirası olarak tescil edilmiştir. Ani 6. yüzyılda Gamsaragan sülalesinden Ermeni beylerine ait bir yer iken 780 yılında Gamsaraganlar mülklerini Bagratlılara satarak kendileri Bizans ülkelerine göç etmişler ve burası Bagratlılara kalmıştır. ...961 yılında Bagratlılar başkentlerini Ani'ye taşıyarak buraya büyük bir kent inşa etmişlerdir. Karşıdan hop bu şekilde ön kapı burası. Peki diğer taraflarda sur var mı? Yok arkadaşlar. Neden biliyor musun? Bakın. Normalde eskiden ilk yaşanmış zamanında bu surların olmadığı zamanında insanlar kendilerini korumaya alıyorlardı. Arka taraflarında Arpaçay Deresi var. Sol tarafında Oralarlar Deresi var. Sağ tarafında Hırmı Deresi var. Benim oğlum bir üçgen olarak, üçgen demeyelim, bir C şeklinde arka sırtlarını bu doğal oluşumlar korumaya almış oldu. Derin vadiler, birazdan göreceğiz onları, çok keskin. Zaten sınırlarımızı da o vadiler belirliyor. Birazdan göreceğiz, birazdan hemen böyle diyeceğiz ki işte bir 100 metre ilerisi göreceksiniz setleri falan, Ermenistan. O yüzden insanlar burada kendilerini çok güvenli hissetmişler. Buradaki surlar 6. yüzyıldan sonra 2. Simbat döneminde yapılıyor. Neden yapılıyor? Artık burada Ermeniler yaşarken ilk zamanlar tabii ki pagan dini var biliyorsunuz. Yani ön tarafı biraz aşağıda bir sur sistemi, arkasında bu gördüğünüz yüksek sur. Savaş sırasında ufuk açık olduğu için arkadaşlar buraya gelen düşmanları çok rahat şekilde görebiliyorlar. O yüzden de çifte sur yapmışlar. Tabi buralarda burçlar var. 7 tane kapısı var. Bu burçlar 2 katlı 3 katlı bakın görüyorsunuz. Bunun gibi 7 tane burç var arkadaşlar. Bu burçlar da niçin kullanılıyor ondan size bahsedeyim. Öncelikle tam karşısında bir bayrak var gördünüz mü? Orası iç kale. Burası giriş noktası, orası iç kale. Aslında en eski yerleşim yerleri o tarafta.
Ama zamanla saldırıya uğradıkça, buradan girişler paylaştıkça bu şehri genişletiyorlar. Şu anda Kars'ın nüfusu 300 bin. Ama burada dönemin yaşayan insan sayısı arkadaşlar ne kadar biliyor musunuz? 100 bin, 150 bin civarında. Bu alanda insanlar yaşamış. Ve o yüzden korumayı alıyorlar. Eskiden ilk zamanlar tabii ki saldırılar az olduğunda iç kale yetiyordu. Ama son artık gözde bir yol burası. Aynı zamanda parantez içinde açıyorum. İpek yolunun geçtiği yer burası. Kafkaslardan Anadolu'ya gelen kapı burası. Ani'dir arkadaşlar. Ani'yi siz bir Osmanlı İmparatoru olarak aldığınızda Kafkaslardan geçişleri engelleyebilirsiniz. Sırtınız yere gelmez. O yüzden burası Malazgirt Destanı'nda, Malazgirt'in alınmasındaki en büyük etken aslında Ani'dir. Ani kenti en parlak dönemini 977 ve 1020 yılları arasında yaşamış ve nüfusu o zaman 100 bini aşmıştır. ...1045 yılında Bizanslılar Ani'yi zapt edip Bağratlı Devleti'ne son verince savunmasız ve huzursuz kalan bölge 1064 yılında Selçuklu Sultanı Arpaslan'a teslim olmuştur. Kıymetli izleyiciler, Kars'ı, Ani'yi ve diğer güzel yerleri gezip görmek için böyle tur şirketleri seçerseniz gününüzün her anı böyle neşeli geçecektir. Bu gördüğünüz yer bir Zerdüşt ateşkedesidir. Tabii ki ateşkede nedir diye soracaksınız. Zerdüştçülükte kutsal ateşin yandığı yapı ya da alana verilen isimdir. Ateşkedenin bulunduğu yer örtülü bir mekan olacağı gibi üstü açık bir yer de olabilir. Yapı olarak inşa edilmiş ateşkedelerin temel örneği 4 masif ayaklı, üstü kubbeyle örtülü bir yapıdır. İran'ın Yezid şehrinde de böyle bir ateşkede mevcuttur. Ani'deki şu an yıkılmış ama İran'daki şu an sapasağlam durmaktadır. Hem de görkemli bir bina içerisindedir. Zerdüştler ateşkede ismi verdikleri bu tapınaklarda kendilerince inandıkları tanrıları Ahura Mazda'ya ateş yakarak ibadet ederler. Gede çocuk anlamında kullanılmaktadır. Ateşkede yani ateşin çocuğu anlamına geliyor. ...1064 yılında Selçuklu Devleti'nin eline geçen kent, bir süre sonra Şeddati Beyliği'nin başkenti olmuştur. Ani'deki en önemli İslam eseri olan Ebul Menüçür Camii, 1072 yılında Şeddati Amiri Menüçür tarafından yaptırılmıştır. Karşıda gördüğümüz vadiler içerisinde mağaralar bulunmaktadır. O mağaraların içerisinde evler vardır. Ani'yi çok önemli kılan zaten o yerleşim yerleridir. Savunması çok kolay olmuştur. Tarihte insanlar o vadilerdeki mağaralar içerisinde yaptıkları evlerde kendilerini çok iyi savunmuşlar. Ve insanlar için çok iyi bir yaşam alanı olmuş oralar. Onun için Ani'nin tarihteki yeri çok önemlidir ve tarih boyunca Ani çok önemli bir yerleşim alanı olmuştur. ...1190'lı yıllarda Ani'yi Gürcüler yönetmiş,
daha sonra Moğol hakimiyetinde olan İlhanlılar Atabey sıfatıyla burada hüküm sürmüşlerdir. Ani'deki Hristiyan eserlerin birçoğu bu devirde yapılmış ve onarılmıştır. Daha sonra kent Celayirli ve Karakoyunlu devletlerinin eline geçmiş fakat nüfus ağırlığı sürekli Ermenilerden oluşmuştur. Ani kenti 1319'daki depremde ağır hasar görmüştür. Daha sonra da Timur tarafından ele geçirilerek yine tahrip edilmiştir. Buna rağmen 1535 yılındaki Osmanlı-İran Savaşı'nda tamamen terk edilinceye dek bu kentte sürekli kalabalık bir nüfus yaşamıştır. ...1877 ve 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların eline geçen bölge, 1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlılar tarafından geri alındı. Ancak Ani Platosu daha sonra yeni kurulan Ermenistan Cumhuriyeti'nin eline geçti. 1920'de Kurtuluş Savaşı sırasında Ani son bir kez daha el değiştirdi ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil oldu. İşte bu cami Anadolu'ya yapılan ilk camilerden birisidir. Ani'deki en önemli İslam eseri olan Ebul Mürcehir Camii 1072 yılında Şeddadi Emiri Mürcehir tarafından yaptırılmıştır. 1072 yılında yapılmasına rağmen hala ayakta fakat biraz bakım gerekiyor. Şöyle bir baktığınız zaman bu topraklardan nice kavimler gelmiş geçmiş. Gördüğümüz çay, nehir yani Arpaçay nehri. Karşı taraf Ermenistan, nehrin bu tarafı Türkiye, karşı taraf Ermenistan. Nehir ikiye bölüyor yani iki devleti. Dereden öbür tarafta, karşı tarafta Ermenistan'ın köyleri ve askerlerinin nöbet kurbeleri gözüküyor. Bizim bu tarafta da yine Türkiye'nin köyleri ve askerlerin nöbet kurbeleri gözüküyor. Arada sadece bir dere var, yani nehir var. Arpaçay Nehri var. Karşıda gördüğümüz yer Ermenistan. Kule de Ermenistan askerlerinin, Ermeni askerlerinin gözetleme kulesi. Bizim bulunduğumuz yerde şu an Kars Ani, Türkiye tarafı. Ani antik kentinde şu an şehrin surru, 8 kadar kilise, bir cami, Ani'de halen ayakta duran eserlerin en önemlilerindendir. Binbir Kilise Şehri adı verilen veya 40 Kapalı Şehir diye de anılan Ani'nin ilk keşfi 1880'lere uzanan bir yeraltı şehri de vardır. Bu yeraltı şehrinde 823 yapı ve mağara bulunmaktadır. Müzik
Hani gerçekten tarihte o dönemlerin en büyük şehirlerinden birisiymiş. O dönemde nüfusu 1000 civarıymış yani. Düşündüğünüz zaman çok büyük bir şehir oluyor o dönemlerde. Karşıda gözüken Ani Katedrali, yani bazı dönemlerde kilise, bazı dönemlerde de cami olarak görev yapmış. Çünkü eğer bir devlet bir devleti fethediyorsa o dönemlerde en büyük kiliseyi camiye çeviriyor ve diğerlerine dokunmuyor, ellemiyor. En büyük kiliseyi camiye çeviriyor ve orası cami olarak görev yapıyor. Tabii ki bu tek taraflı olmuyor. Eğer Hristiyan bir devlet de Müslüman bir devleti fethettiği zaman onlar da en büyük camiyi kiliseye çeviriyorlar veya katedrale çeviriyorlar ve orası kilise olarak görev yapıyor. Diğerlerine dokunmuyorlar. Tarihe baktığımızda hep böyle olmuş. Bunun örneklerini ben Avrupa'da, Makedonya'da da gördüm. Hem Üsküp'te gördüm, hem Ohrid'de gördüm. Belli ki birçok şehirde böyle vardır. Burada da bu gördüğümüz bina hem cami olarak göre yapmış, cami olarak Fetviye Camii olarak göre yapmış, kilise katedral olarak da Ani Katedral olarak göre yapmış. Yani hala buram buram tarih kokan, hala dimdik ayakta duran bu yapı tarihte hem Hristiyanlara hem Müslümanlara hizmet etmiş. Hani antik kentin içerisinde dolaşırken bazı yerlerde dükkanların yeri belli, sıra sıra. Dükkanların temelleri şu an duruyor. Yani üst kısımları yıkılsa da temel kısımları hala duruyor. Ve çok düzenli bir şehir olduğu, düzenli bir caddesinin, sokağının olduğu anlaşılıyor. Çok eski tarihlerden günümüze kadar gelen bu tarihi yapı şu an hala dimdik ayakta ve restore ediliyor. Görüyorsunuz kapının sağında ve solunda kuş resimleri var. Kuş derken yani en güçlü kuş nedir? Kartal. Kartal resmi var. Bu da gücü ve kuvveti temsil ediyor biliyorsunuz. Böyle yapılarda benim çok dikkatimi çeken bir şeyler var. Duvarda hiç yıkılmayacak yerler yıkılmış. Çünkü kendiliğinden yıkılmamış. Orayı kazmışlar. Orada bir şeyler aramışlar. Bu yıkılan yerlerin kimler tarafından yıkıldığı tam olarak belli olmasa da niçin yıkıldığı tam olarak belli. Nasıl mı belli? Çünkü eski yapılarda böyle tarihi eserlerde duvarların içerisine zaten biliyorsunuz o duvarlar yumurta akıyla yapılıyor. Veyahut da başka şeyler konuluyor. Biliyorsunuz çimento falan yok o dönemlerde. Bu binalar yapılırken o harçların içerisine ustaların bile görmeyeceği bir zaman görevliler tarafından altın gümüş sikkeler atılırmış. İşte neden o da bereketli olsun, hayırlı olsun diye. Bunu bilen bazı kişiler de o binaların duvarlarının bazı bölgelerine işaret gördükleri yerlere oyuyorlar. Ha ama buldular ama bulamadılar. Ama ne kadar zarar verdiklerini, o esere ne kadar zarar verdiklerini hiç düşünmüyorlar. Öyle davranışlar dürüstçe davranış değil. Öyle yapanlar lütfen yapmasınlar. Bu ve bunlar gibi yapılar hangi kavimler tarafından yapılırsa yapılsın bunlar bir tarihi eser. Bunlara zarar vermek hainliktir. Lütfen bunlara zarar vermeyelim. Gidelim, görelim, inceleyelim, tarihi okuyalım. Ya o zamanki tarihe yolculuk edelim. Bir hayal kuralım ama yıkıp dökmeyelim lütfen. İşte karşımızda yine Ani'de bir yapı. Görüyorsunuz tarihi bir yapı hala dimdik ayakta ve tarihe meydan okuyor.
Kıymetli izleyiciler, Ani'ye geldiğinizde hiç boş zamanınız olmayacak. Çünkü her tarafı, her karış toprağa tarih kokuyor. Nereye baksanız bir yapı, nereye varsanız bir tarihi eser. Bu tarihi yapılar şimdiye kadar ayakta kalmış ve bundan sonra zaten restore ediliyor. Yine bundan sonra hala dimdik ayakta kalacaktır. Dediğim gibi hangi kavim tarafından yapılmış olursa olsun onlar bize tarihi anlatıyor, geçmişi anlatıyor ve geleceğe ışık tutuyor. Bunları gerçekten korumalıyız. Evet kıymetli izleyiciler, görüyorsunuz karşı taraf, nehirden karşı taraf Ermenistan sınırı. Karşıki topraklar Ermenistan toprakları, buralar bizim Türk toprakları. Sınıra bu kadar yakınız yani. Şu an Ani harabelerindeyiz. Görüyorsunuz her taraf bembeyaz, yeni kar yağmış. Ermenistan'la bizim aramızda sadece bir ırmak var şu an. Sadece bir ırmak var. Irmaktan öbür tarafı Ermenistan, bu tarafı Türkiye. Şu an Kars Ani'deyiz. Türkiye'nin doğu sınırındayız. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Size güzellikleri göstermeye devam ediyoruz. Kıymetli izleyiciler, asırlar geçmesine rağmen o dönemden bu döneme kadar bu resimler hala duruyor. Kim bilir neyle boyandı bu boyalar? Yani artık bitki köküyle mi boyandı? Neyle yapıldıysa hala resimler duruyor. Nerede, nasıl yapılmış olursa olsun bu eski tarihi binalar gerçekten baktığınız zaman insanları hayretler içerisinde bırakıyor. Çünkü düşünüyorsunuz o zaman vinç yok, kepçe yok, asansör yok. Yani neyle çıkardınız bu taşları yüksek yerlere? Nasıl yaptınız bu yapıları? Tabii ki bunların hepsi insan gücüyle yapıldı. O zaman hiçbir alet olmadığı için İnsan gücüyle yapıldı tabii ki bunlar. Ani antik kenti tarihte hiç boş kalmamış. İnsanlar burada dolu dolu yaşamışlar ve topluluk içerisinde yaşamışlar. Ve günümüzde de inanın ki Ani antik kenti hiç boş kalmıyor. Doğu Ekspresi ile ve turlarla gelen ziyaretçiler Ani antik kentini hiç yalnız bırakmıyorlar. Her an, her saniye beraberler. Akın akın gelen ziyaretçiler tarihe yolculuk edip o tarihin en güzel anlarını burada yaşayıp öyle gidiyorlar. Sadece Ani değil, Kars'ta birçok gezecek yerler var. Fakat bir gününüzü bu Ani'ye, Ani antik kentine mutlaka ayırmalısınız. Gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer. Ani'nin yanı sıra Kars merkezin tarihi yerlerini gezersiniz. Ondan sonra Çıldır Gölü'ne gidersiniz, atlı kızaklara binersiniz ve buzu delip balık tutarsınız. Sarıkamış şehitliğine varıp şehitliği ziyaret edersiniz ve bütün şehitlerimize Fatiha gönderirsiniz. Allah hepsinin mekanı cennet etsin, nur içinde yatsınlar.
ve yine Allah-u Ekber dağlarına gidip bir kış masalının en güzelini yaşayabilirsiniz. Yine Kars'ta çok güzel Kafkas geceleri düzenleniyor. Oraya gidip aşıkların atışmalarını dinleyebilirsiniz. Kazetinden yersiniz, eğlenirsiniz. Yani Kars'ın her yeri güzel. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Türkiye'de gezip göreceğiniz yerler içerisinde Kars mutlaka olsun. Kıymetli izleyiciler, hani antik kentini gezdik, dolaştık, tarihe yolculuk ettik hep beraber ve bir bölümün daha sonuna geldik. Beni YouTube Gez Dostum kanalının yanında Facebook'tan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Facebook adresim Mehmet Özdemir. Instagram adresim gezdostum_mehmetozdemir. Facebook ve Instagram adreslerimde YouTube'dan videomu yayınlamadan birkaç gün önce fragmanını yayınlıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Kıymetli izleyiciler, bu gördüğümüz yer hani antik kentinin girişinde ve çıkışında bulunan hediyeli geçişler satış yeri. Hani antik kentine geldiğinizde bu hediyeli geçişler satış yerinde bir de salep yapılıyor. Gerçek salepten ve gerçek keçi sütünden. Buraya geldiğinizde mutlaka ama mutlaka içmeden gitmeyin o salepe. Kıymetli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.